Merhaba herkese. TSKB günlük grafik. E, TSKB hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir arkadaş sormuş. Yani orada aslında eski videolarda belli. benim e, düşündüğüm değil de grafik belli. Bir 19 civarları TSKB'de. E, destek alındığı bir alan. Yani çok fazla kıramıyor, uzaklaşamıyor. Orada ağırlaşıyor oldukça. 1.19, biraz 1.18'e bir sarkma oldu o son. tabii tedirgin bir haftadaydı ama yani bir uzama görmedik. Altına doğru uzama görmedik. Hala tutunma çabası var. Şu gördüğünüz yatay bantta. Şimdi bu band kırılmadıkça tabii TSKB'den olumlu bahsetmek çok mümkün değil. Ama bandı kullanacak olanlar varsa yani 1.19, 1.18 biraz altına dikkat etmek lazım. Oradan alta doğru bir ayrışma varsa o bir daha 1 lira 3 kuruştaki o destek hattına kadar. Arada yalnız çok şey var yani bir ara destek alabileceği noktalar var. Onu söyleyeyim mesela 1.10 olabilir davranışsal olarak da aynı zamanda biraz daha küsuratsız bir alan, tıraşlanmış bir alan oraya bakılabilir veya ara dediğim destekler oluşabilir. Burada sol tarafta alabileceğimiz bir yer var mı diye bakıyorum. 1 12 civarları belki bir ara destek olabilir ama 1 18 özellikle kırılıyorsa orada dikkat edebilirsiniz. Kırılmadığı müddetçe bu yatay alan devam ederse yani burada bir 38-40 civarlarında yukarıda bir bandımız var direncimiz var o direnç bandımız var olumlu bir özellikle haber akışı da isteyebilir onu söyleyeyim yani bir kahraman çıkmazsa Albarık'a gibi bir şey olmazsa ki o kahramanlar nadirdir öyle her zaman çıkmaz bu tür senetlerde. Orada da 1.40 civarına bir hareket tabii 1.40 38 bandına doğru bir hareket görülebilir. Dolayısıyla görünüm bu TSKB'de. Yani yukarıda dirençler önce 1.22 1.22 1.28 önemli. 1.28 geçiliyorsa daha önce 50 günü kırdığı zamanlarda o üst dirence doğru gitti. Ne zamandan beri bakın buradayız. Nisan'dan beri çok bayağı da oldu tabii. Nisan'dan beri buradayız. E bu fiyatlarda aşağı yukarı onun için 1.22 1.28 takip edilir. E 1, 1. üstüne bir üst dirençimiz. Dediğim gibi 1.40. Yani fena da bir kar marjı yok ya. İyi bir kar marjı orada. Ama zaman dağılıyor yani öyle çok mesela Ford çok sık gidiyordu, geliyordu. O da Nisan'dan beri aynı bunun çok benzeriydi. En sonunda aşağı kırdı. O ayrı bir konu. Ama çok sık gidiyordu, geliyordu. Trade etmek kısa vade için e, şeydi, e, kolaydı. E, bu biraz daha yayılıyor yani. Ancak iki temas. Hani şurada yukarıda kaldığı dönem oldu ama Böyle hemen ayda bir kere falan yapabildiği bir hareket diye bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani bu tabi bir 1.40'lar falan kırılırsa onu söyleyeyim bu yatay alanın katlaması halinde 1.65'e kadar bir hareket tabi görülebilir. 39 arası kendi ortalamasının üstünde makti al kesmiş ama yani burada herhangi bir momentum olmadığı için bir önemi yok bu kesişmelerin bunların dışında önemli bir şey de yok TSKB'de. Aylardır aynı bantta hareket ediyor. pandemi dibi de bunun 80 kuruş falan da onu da söyleyeyim yani daha altını göremedi diye hatırlıyorum ama şurası olması lazım. Hatta 90 kuruş ne 80 90-91 kuruş. Herkese iyi akşamlar.